Salih Mirza Beyoğlu ya da gerçek adıyla Salih İzzet Erdiş, İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi örgütü lideri olmakla suçlanıp ömür boyu hapse mahkum olan 22 Temmuz 2014'te yeniden yargılama talebi kabul edilerek tahliye olan Kürt asıllı Türk şair, yazar. Salih Mirza Beyoğlu 10 Mayıs 1950'de Erzincan'da dünyaya geldi. İlkokulu 1965 yılında Eskişehir'de Fatih İlkokulu'nda, ortaokulu 1968 yılında Mehmetçik Ortaokulu'nda tamamladı. Yazı ve şiirleri lise yıllarında Baba Ali'de Sabah gazetesinde yayınlanmaya başladı. 15 yaşında Necip Fazıl Kısakürek ile karşılaştı ve Nakşibendi tarikatına katıldı. Mirza Beyoğlu'nun ismi 1970'lerde duyulmaya başladı. İslamlı gençlik hareketlerinden biri olan Akıncıların kurucusuydu. Gençliğinden itibaren milli görüş gömleğini üstüne giymişti. Salih Mirza Beyoğlu'nun genç yaşına rağmen sözüne itibar ediliyordu. Konferanslar veriyor, çevresinde İslam'a gönül veren dinamik gençler toplanıyordu. Akıncılar Derneği'nin politikalarının savunduğu Gölge ve Akıncı Güç gibi dergileri çıkarttı. Necip Fazıl Kısakürek onun kaleminden çok etkilenmiş. "Benim 40 senedir aradığım ses buydu," demişti. 1975'te Gölge dergisini çıkarttı ve ilk defa Mirza Beyoğlu soyadını orada kullandı. 12 Eylül darbesinde sağ kesimin mağdur edilen isimleri arasında öne çıktı. Diğer siyasi suçlular gibi sıkı yönetim idaresi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Ama bu süreçte tutuklanamadı. 1984 yılından itibaren yazı hayatına ve Büyük Doğu ve İptacı hareketlerindeki faaliyetlerine ağırlık verdi. 1991 yılında Körfez Savaşı'nın akabinde oluşan siyasi atmosfer içinde tutuklandı. 28 Şubat sürecinde bir gün çocuğunu okula götürürken gözaltına alındı. Hakkındaki suçlama sonrasında yaşadığı İptacı örgütüne liderlik yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Savunmasında "isteyen et keser, isteyen o bıçağı başka amaçlarla kullanır" sözüyle kendisini bir teorisyen olarak bıçak yapan birine benzetti. 2001 yılında idamla yargılandı. İdam cezası kaldırılınca ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Bolu F tipi cezaevinde cezasını tamamlamış ve 23 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla tahliye edildi. Mirza Beyoğlu beyin kanaması nedeniyle Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşen, daha sonra İstanbul'daki Doktor Siyami Ersek göğüs, kalp ve damar cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilen Mirza Beyoğlu 16 Mayıs 2018'de 68 yaşında hayatını kaybetti.